Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle melankoli hakkında derin bir yolculuğa çıkacağız. Melankoli, insanın ruh hali ve duygusal durumuyla ilgili karmaşık bir kavramdır. Bu duygu hali, genellikle hüzün, nostalji ve içsel bir durgunluk hissiyle karakterizedir. Melankoli, hayatın kaçınılmaz zorlukları, kayıplar, hayal kırıklıkları ve geçmişe özlem gibi bir dizi faktörden kaynaklanabilir. Melankoli, insanın iç dünyasında yoğun bir şekilde hissedilen bir duygudur. Derin bir hüzün ve içsel bir boşluk hissi, kişinin yaşamın anlamsızlığına ve geçici doğasına dair düşüncelere dalmasına neden olabilir. Melankolik insanlar genellikle düşündürücü, düşünceli ve duyarlı bireylerdir. Bu duygu hali, hayatın karmaşıklığını, kırılganlığını ve kaçınılmaz değişimleri anlamak için bir vesile olarak da görülebilir. Melankoli, aynı zamanda yaratıcılığında bir kaynağı olabilir. Sanat, edebiyat ve müzik gibi alanlarda melankoli, derin düşüncelerin, duygusal keşiflerin ve yaratıcı ifadenin bir aracı haline gelebilir. Birçok ünlü sanat eseri, melankoli duygusundan ilham almıştır ve bu duygu, sanatçıların derinliklerine inmelerini sağlamıştır. Ancak melankoli, uzun süreli ve derin bir hüzün halini alabilir ve kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir. Kronik melankoli, depresyon belirtileriyle ilişkilendirilebilir ve bu durum profesyonel yardım gerektirebilir. Bu nedenle melankoliyle başa çıkmak önemlidir. Kendinize iyi bakmak, duygularınızı ifade etmek ve destek aramak önemli adımlardır. Sonuç olarak, melankoli insanın içsel dünyasında derin izler bırakan karmaşık bir duygudur. Hem yaratıcılığı besleyen bir kaynak olabilir, hem de içsel sıkıntıları tetikleyebilir. Melankoli ile başa çıkmak, duygusal dengeyi korumak ve destek aramak önemlidir. Her duygu gibi, melankoli de insan deneyiminin bir parçasıdır ve bu duyguyu anlamak ve kabul etmek, kişisel büyüme ve gelişim için önemli bir adımdır. Van Gogh, ünlü ressam Van Gogh, melankoli duygusunu eserlerinde yoğun bir şekilde yansıtmıştır. İşte melankolik sanatçılar, müzisyenler ve edebiyatçılardan bazı örnekler. Sanatçılar: Van Gogh, ünlü ressam Van Gogh, melankoli duygusunu eserlerinde yoğun bir şekilde yansıtmıştır. Kendi iç dünyasına yoğun bir şekilde odaklanan eserleri, derin hüzün ve içsel sıkıntıyı yansıtan bir tarza sahiptir. Edvard Munch, Norveçli ressam Edvard Munch, Çığlık adlı ünlü eseriyle bilinir. Melankoli, kaygı ve içsel sıkıntı gibi duyguları ifade eden çalışmalarıyla tanınmıştır. Frida Kahlo, Meksikalı ressam Frida Kahlo, yaşadığı fiziksel acılar ve travmalar nedeniyle melankoliye sıkça değinir. Otobiyografik resimleri, acıyı, yalnızlığı ve içsel çatışmaları ifade eder. Müzisyenler: Ludwig van Beethoven, ünlü besteci Ludwig van Beethoven'in müziği, genellikle derin bir hüzün ve melankoli içerir. Özellikle Pathetische ve Monit sonatları gibi eserleri, melankolik bir ruh haliyle bağlantılıdır. Amy Winehouse, İngiliz şarkıcı Amy Winehouse, şarkılarında melankolik bir tarzı benimsemiştir. İçsel sıkıntıları, aşk acısı ve bağımlılıkla mücadelesi, müziğinde derin bir şekilde yansır. Nick Drake, İngiliz şarkıcı söz yazarı Nick Drake, kısa yaşamı boyunca melankolik ve hüzünlü şarkılarıyla tanınmıştır. İçe dönük ve yoğun bir tarzı olan Drake, melankoliyi en iyi şekilde ifade eden müzisyenlerden biridir. Edebiyatçılar: Edgar Allan Poe, Amerikalı yazar Edgar Allan Poe, gotik edebiyatın önde gelen isimlerinden biridir. Karanlık ve melankolik hikayeleriyle ünlenen Poe, içsel sıkıntıları, acıyı ve ölümü ele alan eserleriyle tanınır. Franz Kafka, Çek yazar Franz Kafka, eserlerinde melankoli, yalnızlık ve umutsuzluk gibi temaları işlemiştir. Dönüşüm ve Dava gibi romanları, melankoliyi anlamak ve ifade etmek için önemli birer eserdir. Virginia Woolf, İngiliz yazar Virginia Woolf, modernist edebiyatın öncülerinden biridir. Melankoli, kadınlık, kayıp ve yalnızlık gibi temalar, Woolf'un eserlerinde sıkça yer alır. Dalloway ve Deniz Feneri gibi romanları, melankoliyi inceler. Bu sadece birkaç örnek olup, melankolik duyguları ve içsel sıkıntıları sanatlarında ifade eden birçok sanatçı ve yazar bulunmaktadır.
Bu isimler, melankoliyi anlamak ve derin duygusal deneyimleri ifade etmek için sanatlarını kullanmış olan önemli örneklerdir. İşte Türkiye'den melankolik sanatçılar, müzisyenler ve yazarlardan bazı örnekler. Sanatçılar: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Türk ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu, içsel dünyasını yansıtan melankolik tablolarıyla tanınır. İnsanların yalnızlığı, doğa ve çevre konularını işlediği eserlerinde melankoli, belirgin bir tema olarak öne çıkar. Ara Güler, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler, siyah-beyaz fotoğraflarıyla melankolik bir atmosfer yaratır. İstanbul'un eski sokakları, insan portreleri ve boş mekanlar üzerine odaklanan çalışmaları, nostaljik ve melankolik bir his uyandırır. Cihat Burak, Türk ressam Cihat Burak, eserlerinde sık sık melankoliye yer verir. İnsan figürleri, yalnızlık, içsel çatışmalar ve düşünsel temalar, Burak'ın çalışmalarında melankoliyi yansıtan unsurlardır. Müzisyenler: Müzeyyen Senar, Türk sanat müziği sanatçısı Müzeyyen Senar, kendine özgü yorumu ve hüzünlü sesiyle melankolik şarkılar seslendirmiştir. Türk halk müziğinin duygusal yanını yansıtan performansları, melankoliyi derinden hissettirir. Zeki Müren, Türk sanat müziği ve pop müziği ikonu Zeki Müren, romantik ve melankolik şarkılarıyla tanınır. Kendine has tarzı ve etkileyici sesiyle, melankoli duygusunu dinleyicilere aktarmıştır. Şebnem Ferah, Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Şebnem Ferah, müziğinde melankoliyi işleyen şarkılarıyla bilinir. İçsel sıkıntılar, aşk acısı ve insanın yalnızlık hissi gibi temalar, şarkılarında önemli bir yer tutar. Yazarlar: Orhan Pamuk, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, eserlerinde melankoliyi sıkça işler. İstanbul'un değişen zamanlarında kaybolan güzellikler, geçmişe özlem ve bireyin yalnızlığı gibi temalar, romanlarında melankolik bir atmosfer yaratır. Sait Faik Abasıyanık, Türk hikaye yazarı Sait Faik Abasıyanık, hikayelerinde melankoliyi sıklıkla işler. Boğaziçi'nin insanları, sokakları ve deniz manzaraları üzerinden melankolik bir atmosfer yaratır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar, romanlarında ve şiirlerinde melankolik bir üslup kullanır. Zamanın geçiciliği, nostalji ve insanın iç dünyasındaki karmaşıklık, eserlerinde melankoliyi yansıtan temalar arasında yer alır. Türkiye'den bu isimler, sanatları ve eserleri aracılığıyla melankoliyi ifade etmek ve duygusal derinliklere ulaşmak için öne çıkan isimlerdir. Melankoli, Türk sanatında ve edebiyatında da sıklıkla karşımıza çıkan bir tema olmuştur.